Redman, GTA gizemleri arasında bile hala tam anlamıyla çözülememiş bir konudur. Yeraltı dünyasındaki karanlık tünellerde gezdiği söylenir. Yarı insan yarı fare bir mutanttır. GTA 4'ten gelen bir mirası vardır ve GTA 5'in de engin dünyasında varlığını hissettirir. Bu yaratığın oyuncuyu gizlice izlediğinden bahsedilir ve böyle zamanlarda oyuncular da tekinsiz gözlerin kendilerine yöneldiğini anlatırlar. Sinsidir, zekidir, kendisini öylece göstermez. Karanlık ve basık tünellerde gizlenir. İnsan dünyasından uzakta durup kurbanlarının kendisine gelmesini bekler. Redman denen bu canavar var mıdır yok mudur kimse kesin bir sonuca varamamıştır. Ama kimse de bu gizemin oyunun dünyasına getirdiği o uğursuz hissiyatı inkar edemez. Bu bölümde GTA 5 içinde Redman'ın varlığını inceleyecek ve elimizdeki her bir bilgi kırıntısının üzerinden geçeceğiz. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5 gizemleri Redman'e hoş geldiniz. GTA 5'in yeraltı dünyası geniştir. Daha önceki hiçbir Rockstar oyununda görülmediği kadar uzun ve karmaşık bir tünel ağı vardır. Bu tünellerde aklı başında hiçbir insan yaşamaz. Basık ve karanlık bir yerdir. Sürüngenler buralarda cirit atar ve tekinsiz olayların geçtiği bir yer olduğu açıkça bilinmektedir. Pek çok girişi ve çıkışı vardır. Hikaye sırasında da buraya gelinmektedir ama çok detaylıca işlenmez. Eğer ki oyuncu bu yeri araştırmaya çalışırsa her bir kısım için epey zaman harcaması gerekecektir. Tünellerin pek çok gizeme ev sahipliği yaptığı söylenir. GTA 5 gizemleri içinde adından sıkça bahsedilir. Hatta bütün GTA serisi içinde bile en korkutucu yerlerden birisi olarak anılır. Ki San Andreas, Vice City ve GTA 4'ün barındırdığı uğursuz mekanlar göz önüne alındığında ürkünçlüğü konusunda iddialı bir yer olduğu bariz bir şekilde görülebilir. İşte Redman denen yarı insan yarı fare yaratığın da bu karanlık tünellere dadandığından bahsedilir. Redman aslında GTA 4'ten miras kalan bir gizemdir. Liberty City'nin metro tünellerinde dolaştığı söylenen bir canavardır. Ama bu durum sadece iddialarla sınırlı kalmaz. Evsizlere saldırıldığında birisinin ben Redman'im diye bağırarak uzaklaştığı gözlemlenebilir. Bu detay açıkça Batman'e yapılan bir atıf olsa da oyuncuların konuya ilgi göstermelerine neden olur. Dahası Episodes from Liberty City'nin çıkışıyla birlikte hem oyun içindeki haber kanallarında hem de gazete sayılarında Redman ve gizemin ortaya çıkışıyla alakalı pek çok ipucu önümüze serilir. Oyuncular çevrim içi ortamlarda zaman zaman Redman konusunda kanıtlar ortaya çıkardıklarını söyleseler de şu ana kadar insanların rahat rahat inanacakları doğruluk payı yüksek bir görsel veya işitsel destek bulunamamıştır. Tabii bu durum GTA 4 için geçerlidir. Çünkü konu GTA 5'e geldiğinde bu geçerlilik hali tamamen değişir. Zaten GTA 5 içinde varlıkları inkara yer vermez bir şekilde yer alan uzaylılar, hayaletler ve deniz canavarları gibi gizemlerin yanı sıra isimleri sıklıkla anılan keçi adam, tepeler canavarı ve chupacabra gibi söylentiler Redman'in gizem avcıları arasında tutkulu bir şekilde konuşulmasına sebep olur. Sadece yer altındaki tünellerde de değil, bazen geceleri ana yolların kenarında, bazen de vahşi doğada görüldüğü söylenen bu ucube yaratığın varlığı oyundaki en hararetli konulardan birisidir. GTA 4'ün aksine engin bir yaban hayatı da barındıran GTA 5, bu yönüyle Redman'i barındırabilme açısından çok daha büyük bir potansiyeli içerir. Tabii ki bu durumda gizem avcılarının işlerinin zorlaşmasına, sadece tünelleri gezerek konuyu noktalayan insanların GTA 5 ile birlikte çok daha kapsamlı araştırmalar yapmasına sebep verir. Ve değerli dostlarım, GTA 5 içinde yapılan bu araştırmaların bambaşka, çok garip sonuçları vardır. Fare adam konusunda oyuncu kitlesinin hep dilinde dolaşan bir sav da bakım tünellerinde insanın sürekli karşısına çıkabilen farelerdir. Zayıf bir halka olan bu bağlantı kavramsal bir yakınlık sağladığı için araştırmacıların umutlanmasına sebep olsa da aslında oyunun sahip olduğu zengin canlı çeşitliliğin bir sonucudur. Bu konu hakkında daha da üsteleyen gizem avcıları farelere ateş edildiği zaman çıkan yüksek yoğunluktaki su seslerini öne sürerler. Ama bu da aslında GTA 5'in 2010'larda çıkan bir oyun olmasından doğan sınırlardan kaynaklanmaktadır. Bakım tünelleri suyla dolu olduğu için oyun mekanizmaları da farelerin bu su kütlesinin içindeyken öldüğünü varsayar. Doğal olarak bu sistem fareler vurulduğu zaman su seslerinin gelmesine neden olur. Redman'ın varlığına bir kanıt olarak gösterilmesi güçtür. Ama bu gizemi kanıtlamak için çok daha güçlü öğelere kolayca ulaşabiliriz. GTA
GTA 4 içinde bir geçerli olsa da ve GTA 5 içinde de güçlü bir şekilde varlığı konuşulsa da Redman denen yaratığın gerçek dünyada birebir örneği bulunan herhangi bir temeli mevcut değildir. Psikoloji alanında araştırmalar yapan uzmanların ancak zihnin korkuyla alakalı kısımlarına göndermeler yapan çalışmalarında bir kavram, bir terim olarak yer alır. Belki kıyıda köşede kalmış yabancı korku filmlerinden esinlenerek GTA evrenine konulan bir canavar olabilir. Ama gizemin ortaya çıkması büyük bir ihtimalle daha çok GTA 4'te Redman ile alakalı konuşan evsizlerden kaynaklanan bir durumdur. Bu da konuştuğumuz gibi bir korku öğesi olmaktan çok Batman'e yapılan bir göndermedir. Redman'in oyun içindeki yeraltı tünel ağında dolaştığına yönelik en büyük kanıtlardan birincisi, bu karanlık tünellerde gezerken uzaklardan gelen kahkahalardır. İnce ve rahatsız edici tonlarda gelen kahkahaların kaynağına ulaşabilen yoktur. Çünkü sesin kaynağı kapalı kanalizasyon kapılarının ardında kalmaktadır. Bazı oyuncular bu seslerin aslında kanalizasyon sistemlerinde dolaşan psikopat bir seri katile ait olduğunu söylerler. Ve oyun içindeki seri katillerin çokluğu bu iddiayı çok güçlü bir şekilde destekler. Redman gizemi bir yana, bu kahkaha yeraltı tünellerinde oyunun çıkışından 11 yıl sonra bile hala araştırılmayı bekleyen gizemler olduğunu söyler bize. Doğal olarak bizi bekleyen yeni bir gizem vardır. Ama emin olun, bu yenilik gözlerimizi Redman'ın üzerinden çekmemize bir sebep değildir. Çünkü bir diğer kanıt daha mevcuttur tünellerde. Goatman, yani keçi adam gizemiyle çok benzer bir durum yaratır ve iki gizem arasındaki benzerlik yine aynı gerçeklik düzeyine erişen bu konuların daha fazla araştırılmasını talep eder bizden. Bu yönüyle GTA 5 her zaman araştırmaya devam etmeyi hak edecek bir oyun olacaktır. Video araştırmalarım sırasında bu videodaki iki işitsel kanıta ek olarak kendim yine üçüncü bir duruma daha rastladım. Bu herhangi bir nefes alıp verme veya kalp atışı veya bir kahkaha değil, hırıltı gibi bir şeydi. Bir daha hayvani bir sesti ve böyle bir ses bir farenin bir şeyin çıkarmış olması imkansız. Ben şimdi bunu sizlere sunacağım. Diğer iki kanıtla birlikte düşünmenizi rica edeceğim. Yine nihayetinde yargı size kalmış, araştırmalarımız devam edecektir efendim. Tünellerde yarı insan yarı fare bir yaratığın dolaştığı konusunda dikkat etmemiz gereken ikinci durum ise, bakım tünellerine belirli bir girişten girildiğinde ve bir süre içeride kalındığında oyuncunun rahatça duyabileceği soluklanma sesleri ve kalp atışlarıdır. Keçi adam gizemiyle benzerlik gösterir ama bu durum ana karakterimizin sağlığından kaynaklanmaz, onun sağlığını etkilemez. Dolayısıyla bu garip sesler bizden değil, o yalnız hiçliğin, ürkütücü karanlığın içinde bizim dışımızdaki başka bir varlıktan, yaşayan, soluk alan bir varlıktan kaynaklanmaktadır. Oradaki başka bir şeyin soluklanma seslerini, başka bir şeyin kalp atışlarını duyarız. Tünellerden gelen garip kahkaha ile birlikte düşünüldüğünde ve yer altına dolanan yarı insan yarı fare bir yaratık söylentileriyle bir araya geldiğinde karşımıza bambaşka bir gerçeklik çıkar. Ama bu durum araştırmalarımızı durdurup bu sonucu kabullenmemiz gerektiği anlamına gelmez. Redman fare adam gizemi inkar edilemez ama aynı zamanda bizlere belli bir sonuç da vermemektedir. İçinde bulunduğumuz durum bize daha fazla araştırma yapmamız gerektiğini ve merakımız ile korkumuz doğrultusunda bilinmeyen detayların içine biraz daha girmemizi söyler. Bu da aslında GTA 5 içindeki pek çok diğer konu gibi gizem dediğimiz kavramın tabiatıyla alakalıdır. Çünkü bu oyun insanın tüylerini ürperten garip ayrıntılarla doludur. Oyuncuların dillerinde dehşet verici konular dolanmaktadır. Takip eden bölümlerde bu gizemleri de detaylıca inceleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere.